Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum ve hemen hafta sonu oldu. Bugün 3 Haziran Cuma ve bugün yine ayımızın Yengeç Burcu'nda olduğunu söyleyeceğim size son o gün olarak ve saat akşam 21.37'ye kadar Yengeç Burcu'nda ama 18-13'te boşluğa girecek. 18-13-21.37 arasında ise boşlukta. Hemen ilk başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün bu boşluk saatlerinde özellikle çok daha hassas ve duygusal bir potansiyele sahip olacağız hepimiz. Ayın Plüto ile karşıtlığının etkisi var, işte ayın güneşle işte 45'likleri vesaire. Hani biraz daha orada otorite pozisyonundaki kişilerle anlaşmazlıklar, zıtlıklar, bazı üstünlük sağlamaya çalışmalar devrede olabilir. Şartları zorlamayın, özellikle o saatlerde. Eğer çok mecbursanız mesela 21.37'den sonra değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada aşırı duygusallık bizi istediğimiz sonuca değil, istemediğimiz sonuçlara götürebilir açıkçası. Önemli iş görüşmesi, toplantı vesaire gibi konular için de yine özellikle bugün akşam saatlerini kullanmasak daha değerli olur. Gün çünkü çok daha kıymetli. Bakın anlatıyorum hemen arkadaşlar. Ay Yengeç Burcu'nda hala aile, vatan, ülke, Türkiye veya özel bizim için önemli insanlar, köklerimiz bizim için önemli ve tabii ki kariyerle, işle ilgili konular ve bir başlangıç yapmak için sabırsızlıkla bekleyenler günleri. Çünkü bugün de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. İlişkilerde özellikle. Veya bir anlaşma var veya herhangi bir konu var hayatınızda, onunla ilgili bir tarih gerekiyor. Hala onu sabırsızlıkla bekliyor olabiliriz bugün için. Çünkü Koç çok sivri ve dik bir şekilde hayatımızda şu anda. Şimdi bunlar sürerken bizim hayatımızda bugün sabah 06 sıralarında güzel bir açıyla başlayacağız. Kuzey düğüm şanstır biliyorsunuz. Gideceğimiz veya gitmemiz veya yapmamız işte bize rehber olur. Rotamız olabilir. Güzel değerlendirin. Aynı zamanda ben buraya zaten 05.38 çok güzel bir saat diye de not almışım. Bugünün işlerinizi planlamak, önemli konuları mesela gündeme getirmek, öğlen saatlerine özellikle bence çok güzel. Keyifli de aynı zamanda. Değerlendirin. Stressiz bir saat olacak çünkü. İkinci bizim için bugün önemli olabilecek ve değerlendirmemiz gereken mesela en çok da iletişimle ilgili konularda çok önemli bir detayın altını açacağım şimdi. Mesela 14.08 bizim için özellikle maddi manevi kaynaklarımızı, iş görüşmesi, iş hayatı ile ilgili diğer konular, parayla ilgili kavramlar, iş statü, kariyer mesela buralarda bazı bağlar kurmak. Kendimizi güçlü olarak karşı tarafa aktarmak veya doğru aktarmak ya da bir şey değiştirmek için kullanabiliriz. Çok güçlü hitabet yeteneği verir bir defa. Zekanızı, yeteneklerinizi, işinize verdiğiniz özeni mesela diyelim neyse konu veya gündem, ona göre bir projeyle güzel başarılar elde edebilirsiniz. Çünkü buraya hemen parantez şunun için açacağım. Şu anda Merkür Plüto arasında bir 120'lik açı var. Merkür retrolarının son gününde Boğa burcunda 26 derecede ve o şu an etkili. Şimdi retronun son günleri de en etkili olduğu günlerdir. Ama bu retronun belki bazılarımız için çok önemli fırsatları getirebileceğini söylemek istiyorum. Özellikle işle ilgili dediğim gibi kariyer, para, verilen paraların geri alınması demiştim zaten bunu daha geçen Yengeç Burcu'nun ilk günü pazartesi günü. Yine bunlara da işaret eden bir gün. Eğer böyle bir gündeminiz varsa lütfen beklemeyin. Siz de bir harekete geçin. Bir hatırlatmada bulunun. Veya işte irtibat kurmak istediğiniz neyse gündeminizde oralarda bence aktif rol almayı deneyebilirsiniz ki yine bu saat 12'lerde de güzel böyle birbirinizi anlayabileceğimiz güzel, hoş, romantik, sağduyulu, empatik kurabileceğimiz saatler var. Onu da değerlendirin. Yani kısacası bugün öğle saatlerine kadar çok iyi olacak ve akşam saatlerinde çok güzel bir açımız daha var arkadaşlar, 21.46 ve bizim gün içindeki yüksek tansiyonlu ya da böyle yüksek işte hassas diyelim ya da yaşadığımız günün nefesini alıyoruz. Çok güzel rahatlıyoruz, uzanıyoruz, belki evimizde dizi izleyeceğiz, belki dışarı çıkacağız, bir kadeh bir şey içeceğiz, belki meditasyon yapacağız. Nasıl istiyorsanız öyle değerlendirin ama çok güzel tatlı bir şey yemenizi de tavsiye ederim. İnanılmaz iyi gelir sevgili arkadaşlar. Bir diğer yine narizane tavsiyem bugün 15-20 mesela. 15-20 ve bir de 22-33. Bir konuda fikir beyan etmek için kullanabileceğimiz, güç kazanabileceğimiz,
iletişim trafiğini yönetebileceğimiz saatler. Yine bu saatleri bu anlamda kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki 22-33'te not almışım. Yine zihinsel potansiyellerimizin çalıştığı, bir şeyleri düşünüp aktive edebileceğimiz saatler olacak. İşte arkadaşlar böyle yoğun. Onun yanı sıra mesela statü kariyer dedik ve Koç burcunda Mars tam şu an MC'de, Jüpiter'le beraber oldukça güçlüler. Venüs'ün değerini bilelim lütfen. Şu an hala Boğa burcunda 23 Haziran'a kadar. Bizim özellikle 5 Haziran'dan sonra tabii ki yani retro bitecek ya. Tüm kararsız kaldım. Şu an mesela bir başlangıç yapmak, harekete geçmek isteyen çok var. Çünkü yeni ay oldu, artık ayın fazı büyüyor ve doğru da zaman. Gerçekten ama değerlendirmek için doğru zaman. Hani harekete geçmek için zaten şunun şurasında kaç gün kaldı, bir bekleyin derim. Zaten o kadar faydalı olacak ki Venüs'ün boğa seyahati, özellikle toprak gruplarına. Bazı doğum tarihleri burada daha çok aslında etki alacak ama yine de işte Venüs'ü, yükseleni veya herhangi bir özel noktası bu boğada olan arkadaşlar. Çünkü Uranüs'e de kavuşacak 16 derecede ayın 12'sinde. Onları öbür videoda hepsini anlattım, izleyeceksiniz. Gerçekten hoş sürprizler, paralar, kazançlar getirecek arkadaşlar. Bugün eski konulara şöyle bir güçlü şekilde hazırlanın. Hayatınızda geçmişte bazı şeyler varsa kapanması gereken, kapatmak için fırsat olacak. Verdiğimde saatleri kullanarak bence güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi akşamları daha sakin olun. Bu akşam çok böyle yalnız da kalabilirsiniz ama çok da böyle melankolik de olmamaya çalışın. Biraz duygusal olabilirsiniz çünkü diyorum. Evet, izniniz için de teşekkür ediyorum. Yarın tekrar buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.